sosyal deney yapıyoruz. Peygamber Efendimiz ve o dönem hakkında, din hakkında birkaç tane soru soracağız size. İlk sorumu soruyorum. Peygamber Efendimiz'in dedesinin adı. Bunu biliyoruz değil mi? Ne diyeceğiz? O konuda da bir bilmiyorum ki dedesini ya. Hazreti Muhammed olduğunu biliyorum ama dedesini nereden bileceğim? Dedesini yani duymuşumdur ya, ileride televizyonlardan, dedesi, televizyonlarda dedesi. Abdul Muttalip belki duymuşuzdur ileride. Biz Sivada duyduk ama evet, dedesi evet. Olduğunu ben şimdi öğrenmiştim. İki sorumuza geçelim. Dört halife biliyorsunuz Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra onun yerine devam eden sahabiler. Bunları sayabilir miyiz? Peki ben söyleyeyim. En azından bilmiş olalım. Efendimiz hemen vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir. Tamam. Evet. Dedim ya duymuşuzdur. Hemen ondan sonra Hazreti Ömer. Hazreti Ömer. Ondan sonra Hazreti Osman. Ve en son Hazreti Ali. Ya o evet. İşte öyle şey de bir anda şaşırıyoruz. Şaşırıyoruz. Evet, evet. Hazreti Ömer. Bunu biliyoruz. Dört melek ve görevleri. Yani şey mi? Can alıcı melek. Evet. Hani isimleri. Mesela can alıcı melek dedim. Azrail aleyhisselam. Azrail aleyhisselam. Şeyde sabah yazan melekler var işte dört tane. Bunları da söyleyelim. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e vahiy indiren melek. Mikail aleyhisselam tabiat, doğa olaylarını ilgilenen melektir. Az önce mesela hava çiselledi biraz. Bu melek sayesinde. O sayesinde mi? İsrafil aleyhisselam var. Kıyamet günü Sura uzayan melektir. Ve Azrail aleyhisselam dediğiniz can gibi. Evet. O kötü işte. Kötü demeyelim. Yani demeyelim de yani vakti cenen alacak da işte. Evet, Allah'ın emriyle. Tabii, Allah'ın emri alıyordu. Bu sorun biraz daha yoruma dayalı aslında. Bilgi değil yani. Şimdi İslam dünyasında olan sorunları biliyoruz, görüyoruz hepimiz her gün. Yani İslam durumu, İslam camiasının durumu malum. Siz bu olayları neye bağlıyorsunuz? Hani hemen komşumuz olan ülkeleri yani, görüyoruz. Onda biraz tereddütüm var. Ben İslam olaylarını, İslam zaten biz bütün adına televizyon izledim bütün. Hep kardeşi buluyorlar. Şunu diyorum arkadaşlara ben. Diyorum ki o kadar Yahudi insanlar birbirine, niye bunlar birbirine gidiyor, harp etmiyorlar da bütün Müslüman ülkeyle birbirine giriyorlar. Olsun oraya bile tereddütüm var benim. Yani dine sahip bakıyorsun, ola da Allah'ına sahip, sen de kitaplarına hepsine sahip de birbirini kırayla yani. Ona da birleşmesi lazım da işte onun için öyle. Birbirimizi desteklememize bağlı. Herhalde yani bazen başlayacağız aslında. Niye biz İran'la, Suriye'yle birbirine kötü bir şey olacağız? Bak şöyle bir geçmişe bakın, bütün o şuhaplar hep Müslümanlarla birbirine bulmaktır. O kadar İran savaşı, Müslümanlar, o yüzden İran kuvveti aldı. Şimdi Türkiye'den aralarına bir şey de cimaya başladı. Hepiler de bize çivavarı, bacak bacak yancıda oturuyor bakayım işte. İşte ne bileyim biraz daha dikkatli olmak lazım şu din konusunda. Ben öyle düşünüyorum yani. Ha tabii Allah'ımız dinimizi hiçbir zaman inkar etmemişim ama böyle tereddüt ediyorum işte. Dinimize sahip çıkmamız lazım Müslümanlar yani, olarak. Müslümanlara çıkmamız lazım. Destek olmamız lazım. Zor. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkürler.